Tekrar merhabalar. Rabbim her günümüzü, her saatimizi güzel eyler inşallah. Bol ve helal rızık nasip eder inşallah. Şimdi baştan da dedim ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sıralayacağız. Bu 8. Bu konuyu daha önce bir yerde kısaca işlemiştim. Yine Abdülkadir Geylani üzerinden yapılan bir operasyon. Tekrar ediyorum, biz Abdülkadir Geylani'yi tanımıyoruz, görmedik. Bunu o mu dedi, onun adına mı uyduruldu onu da bilmiyoruz. Onun için biz bu konuda yorum getirmiyoruz. Sadece kitapta yazılanı söylüyoruz. Ve bu kitap okunuyor. Ve ne yazık ki inananlar çok. Ve buna inanarak şirk koşanlar çok. Şimdi okuyalım beraber. Siz dinleyin. Abdülkadir Geylani Füyüzat-ı Rabbaniye isimli kitabından alıntı bu. Bana tapın, ben de senin isteğini gerçekleştireyim demiş. Çok önemli bir konuyla karşılaştığınızda seni üzen bu musibetin Allah tarafından def edilmesini arzu edecek olursan, önce yatsı namazından sonra ya da seherde 2 rekat namaz kıl. Bu namazın her rekatında 11 defa İhlas suresini oku. Sonra da selam verdikten sonra Allah'a secde et, ihtiyacını iste. Başını kaldırınca 11 defa peygambere selavat getir. Sonra da kalkıp Irak cihetine yönelerek 11 adım yürü. Hatırlıyorsanız bunu Cübbeli de söylüyordu şeyde, videosunda. 11 adım yürüyeceksin. Birinci adımda ya Şeyh Muhyiddin diyeceksin. İkinci adımda ey Efendimiz Muhyiddin diyeceksin. Üçüncü adımda ya Mevlana Muhyiddin diyeceksin. Dördüncü adımda ey hizmete layık Muhyiddin diyeceksin. Beşinci adımda ey derviş Muhyiddin diyeceksin. İşte 6. adımda ey hoca Muhyiddin diyeceksin. 7. de ey sultan Muhyiddin. 8. de ey şah Muhyiddin. 9. de ey kavs Muhyiddin. 10. adımda ey kutup Muhyiddin. 11. adımda ey efendiler efendisi Muhyiddin. Şimdi efendi olması yetmedi, efendiler efendisi oldu. Demek ki arada onların başka efendileri de varmış. Sonra da şöyle söyle. Ey Allah'ın kulcuğu, benim imdadıma yetiş. Allah'ın izniyle bana yardımcı ol. Şimdi Allah'ın iznini koyuyorlar oraya. Ey insanların ve cinlerin şeyhi, bana yardım eyle. İhtiyacımı yerine gelmesinde bana yardım elini uzat, bana imdat eyle. Bu öyle bir şirk ki arkadaşlar, bu sıradan bir şirk değil. Peki Allah Kur'an-ı Kerim'de peygambere ne dedirtiyor? Ben size bir zarar verme veya fayda sağlama gücüne sahip değilim. Cin suresi 21. Yine Cin suresinin 23. ayetinde bana düşen sadece Allah'tan aldığım vahyi size duyurmak ve gönderileni iletmek. Araf 188'de Allah'ın dilemesi hariç ben kendime bile bir fayda vermez ve zarar uzaklaştırma gücüne sahip değilim. Ki kaldı ki peygamberin hayatını incelediğimiz zaman, yani çok sıkıntılı günler geçirdi. Yani Mekke'den Medine'ye yolculuğu olsun, efendim Mekkeli müşriklerle 10 yıl verdiği mücadele olsun, oradaki perişanlıkları olsun, işte Uhud Savaşı'nda tolgası kırılıp yüzü parçalanması, bütün bunları Allah'ın dilemesi hariç diyor. Yani Allah'ın orada dilememiş, peygamber o kadar eziyet çekmiş, Allah dilememiş demek ki. Ama bu hem bir ümittir hem de dilediği yerler olmuştur. Saat 70'te ise bana ancak benim sadece uyarıcı olduğum vahyediliyor. Yani şimdi peygamber, efendim, bana kendime bile fayda veremem ben diyecek. Ben bile bana gelen zararları gideremem.
veya işime yarayacak karları elde edemem. Bunlar benim gücümün dışında şeyler diyecek. Ama bizimkiler kalkacaklar. Yetiş ya Gavs, yetiş ya Abdülkadir Geylani, yetiş işte şey Allah'ın dilemesiyle yetiş diyorlar. Allah dilemeyeceğini söylüyor zaten. Yani Allah ölmüş bir adamı kaldırıp yardıma gönderecek. Ya bu sünnetullah'a da aykırı. Hani hayatta olsa belki Allah hayatta olan birini yardıma gönderir. Önceki programda söyledim. Bu yardımları gördük. Ama biz Allah'tan istedik. Yetiş Ahmet, yetiş Mehmet, ölüyorum, kalıyorum demedik kimseye. Allah'ım yardım et dedik. Allah'ım bizi bu sıkıntıdan kurtar. Ve bir de baktık beklemediğimiz yerden beklemediğimiz rızık geldi. Beklemediğimiz yerden beklemediğimiz hukuki yardım aldık. Beklemediğimiz yerden beklemediğimiz şekilde mahkemeler lehimize döndü. Allah'tan istedik biz. Falandan filandan değil. Şimdi insanlardan yardım istemek beşeri ilişkidir. Avukattan da yardım istersin, dersin hukuki yardım. Onu da zaten %100 yardım etmesini bekleyemem. Adam hukuki olarak sana der ki şu madde, şu madde, şu maddedir. Bu kadar. Ama Allah'ın yardımı geldiği zaman onu hiçbir şey engellemez. Anlatabiliyor muyum? Onun için değerli arkadaşlar, Kur'an'la muhatap bir imana sahip olalım. Kur'an'a muhatap bir anlayış sahip olalım. Zihnimizi Kur'an'a muhatap bir anlayışla örgüleyelim ki hadiseler karşısında zihnimiz hemen Kur'an'la onu anlasın. Kur'an'la müdahale etsin. Furkan sahibi olmak odur. Sen Kur'an-ı Kerim okursun, tefekkür edersin, anlamak için mücadele edersin, emek verirsin, geceleri kalkarsın, Allah'ı zikredersin. Zaten o gece zikri demek Kur'an okumak. Allah da diyor ya, gece kalk, yavaş yavaş sindirerek Kur'an oku diyor peygambere. Bunu peygambere demiyor sadece. Her iman edene diyor. Daha önce söyledik ya, ayetler peygamber üzerinden de gelse bize de geliyor. Ey imanlı edenler diye hitap ettiğinde kıyamete kadar iman eden insanlara da aynı emir geliyor. Gece kalk, sindire sindire oku, tefekkür et, düşün, aklet. Hikmeti nasıl bulacaksın yoksa? Değil mi? Bunları yapmasa peygamber bile hikmeti bulamaz. Onun için değerli arkadaşlar, Kur'an'a muhatap, samimi bir şekilde Kur'an'a muhatap olduğumuz zaman Allah bir furkan yaratırım zihninizde diyor. İyiyi kötüden çarçabuk ayırt etmemiz için. Bir misalle kapatalım programı. Bir olayla karşılaştınız. Hakemlik gibi bir şeye düştünüz, pozisyona düştünüz, hani gördünüz olayı. Anında sizi uyarır. Adil ol. Oradaki baban da olsa haksız olana haksızsın de. Seni uyarır. Normalde hangimiz, mesela kardeşimiz ya da yakın arkadaşımız birisiyle kavga etse ve arkadaşımız ya da babamız, abimiz haksız olsalar, normalde hangimiz abimize veya babamıza, arkadaşımıza sen haksızsın deriz, demeyiz. Onu koruruz. Ama Kur'an öyle demez işte. Kur'an zihnine hakimse anında seni uyarır. Dikkat et. Adil ol. Allah'a emanet olun.